ticari olarak bağlayacak yolu şu anda Koca Yayla'dan geçiriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kütahya'nın ulaşım problemlerini anlattı. 2018 yılında Kütahya'nın toplamında 951 milyonluk karayollarının yatırımı var komple. 228 milyonluk bir gerçekleşme, bunun da 148 milyon ödenmiş. Bayındırlık İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi olan Milletvekili Ahmet Erbaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a Kütahya'ya bugüne kadar yapılan yatırımlar için teşekkür etti. İlk Gediz-Uşak yolundan bahsetti. Kütahya Gediz yol İzmir bağlantısına kadar bitmiş durumda Sayın Bakanım. Ancak İzmir 2. bölge sınırlarına kadar giren kısım bekliyor. Kastettiğimiz yol Gediz Yenikent Belediye'den Uşak bağlantısına kadar olan 19 kilometrelik yoldur. Bu yolda duble olarak yapılırsa bize Uşak'a bağlamamızda çok büyük faydası olacaktır. Sayın Bakanım, Gediz yolunda 66.500 ve 7.500 arasında 70.500 arasında 3.7 kilometrelik bir tünel inşaat kararınız var. Yaklaşık 600 trilyona maliyetle yapmak istediğiniz bu tünelin bizim için olmazsa olmaz değildir. Çünkü Kütahya'dan Gediz'e kadar olan yol, yani Simav'a kadar olan komple yolu 254 trilyona bitirdiniz. Şu anda orada birkaç ölü nokta var diye burayı 3.7 kilometreyi tünele geçmek istiyorsunuz. Oradaki inşaat firması da, yol yapan firma da işi bir an önce aceleye getirerek şimdiden tünel yerlerini kazıyarak, işaretlemeye yaparak orada bir faaliyete başlamak istemektedir. Fakat İleride anlatacağım yerlere, eğer bu önceliğimizi verirsek, vatan için, millet için ve Kütahya'mız için çok daha hayırlı olacağına inanıyoruz. Domaniç yollarını anlattı Erbaş, tarihi önemine dikkat çekti. Bakan Turhan'ı doğal güzelliklerini görmeye davet etti. Konuşmaya başlayan herkes için 4 vilayete yakın diye söylenir aynı eşitlikte. Bunlar Bursa, Ankara, Antalya ve İzmir'dir. Bunların içinde en önemli güzergahlardan bir tanesi Domaniç'tir. Bizim için tarihi bir özelliği vardır. Osmanlı'nın ilk kuruluşu, şu anda en gündemde olan Diriliş dizisinde de devamlı seyrettiğiniz Haymana'nın yaşadığı yerdir. Domaniç arasındaki 11 kilometrelik, kalan 11 kilometrelik yolun duble yolu haline getirilmesi, daha sonra da Domaniç'ten İnegöl'e, yani bizi Bursa'ya bağlayacak, ticari olarak bağlayacak yolu şu anda Koca Yayla'dan geçiriyoruz. Yüksek bir rakıma ulaşan bu Koca Yayla'da özellikle kışın karayollarımız çok ciddi şekilde yol masrafları yapmaktadır bu yolu açık tutabilmek için. Biraz önce Gediz'de 3.7 kilometreyi tünelle geçmek istediğiniz ve 600 trilyon lira, şu andaki maliyeti 600 trilyon lira harcamak istediğiniz bu bütçeyi eğer Koca Yayla'yı geçmek için kullanır isek ticaret olarak da, turizm olarak da çok büyük faydası olacaktır. Bilmiyorum, görme imkanınız oldu mu bu yoldan bir Bursa'ya gittiniz mi? Eğer gitmediyseniz mutlaka sizleri bu yoldan bir Bursa'ya götürmek isteriz. Dünyanın en güzel tabiat harikalarının olduğu bir yol diye iddia ediyoruz. Organize sanayi bölgeleri hakkında da konuştu Erbaş. Yatırımcı için ulaşımın önemine değindi. Bursa ve İnegöl'deki Sayın Bakanım, organize sanayi bölgelerindeki aşırı doluluk ve oradaki metrekare fiyatlarının neredeyse 400-500 dolara ulaşmasından dolayı Kütahya, Tavşanlı ve Zafer organize bölgeleri cazip alanı haline gelmiştir. Teşvikli de 4. bölge olmamızdan dolayı. Çünkü bizde fiyatlar yalnızca TL bazında söylüyorum 15 TL ile 100 TL. Ama yatırımcı için olmazsa olmaz şart biliyorsunuz ulaşım. Bizi eğer Bursa'ya bağlar iseniz batı illerinde yalnızca göç alan tek il olan Göç veren tek il olan bu tarihi şehrimizi, Kütahya'yı kurtarmış oluruz.